Çıksınız hanımefendi. Teşekkür ederim. Ya Erdem Bey'in doğum günü var. Onun yemeğine gidiyorum da. Affedersiniz ya, ben son anda öyle organize olunca size haber vermeyi unuttum. Gelir miydiniz? Yok yok. Benim başka işlerim var zaten. Gelemezdim de ben. Adem burada mı? Odasında, ben size hemen bir şey ikram edeyim. Yok teşekkür ederim. Sen git eğlenmene bak, ben hallederim. Tamam, teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Evet. Osman'cığım şimdi çıktı seninkiler. Biliyorum, biliyorum. Ben sana geldim. Ha. Anladım. Bugünkü meseleyi konuşacaksın. Öyle mi? Ne oldu? Dilara'yla konuştun. Doldurdu seni. Öyle değil o mesele ama, söyleyeyim. Öyle değil şimdi. O ne kadar kabul etmese de Umut benim de çocuğum ya. Ne yapayım ya? Ben gidip çocuğumu sevdiğim insanlarla paylaşmayayım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ha. Uçma sapan bir şey olur mu ya? Yok. Ben seni öyle bir suçlamak için gelmedim. Acı Dilara'nın da derdinin senin bebeğini görmen falan olduğunu sanmıyorum. Ne yapayım abi ben? Ne yapayım yani? Çocuğumu göreceğim diye sevgilimden mi ayrılayım? Allah Allah. Ya Osman'cığım Allah aşkına bu konuyu tartışmayalım ya. Lütfen, lütfen yani. Seninle tartışmayalım. Ya da sen git Dilara'ya söyle benim hayatımda biri olduğu konusunda ikna et onu. Edebilir misin? Öyle yap. Dilara benim burada olduğumu bilmiyor. Ayrıca ben kimseye ne aracı olabilirim, ne kime ne yapması gerektiğini söyleyebilirim. Ben sadece Umut için geldim. Ya Umut için ortak bir yol bulabilmeniz gerektiğini düşündüğüm için geldim. Tamam git bunu ona söyle işte. Ben söylüyorum, dinlemiyor çünkü beni. Sen onu dinliyor musun? Anlamadım ya. Ya daha neyini dinleyeyim? Ben çocuğumun olacağını tesadüfen öğrendim hocam. Allah Allah. Yine de onu üzmemeye çalışıyorum. Biliyorum ya, ben seni gerçekten suçlamıyorum. Gerçekten. Ben sadece bugün Dilara'nın bir sorusuna cevap veremedim. Senin cevabını merak ettim. Onun için geldim. Çünkü siz bu cevabı bulamadığınız sürece galiba bu işin içinden çıkamayacaksınız. Hey, neymiş o? Otur. Bu hikayenin öznesi bizdik. Yani zarar veren, zarar gören. Sen sonra bize karşı sorumluluğunu aldın. Bak şimdi böyle birbirimizi affetme yolunda ilerliyoruz. Peki senin Dilara'ya karşı bu öfken neden? Hayır yani dışarıdan sanki bile bile üstüne gidiyormuşsun gibi görünüyor, o yüzden. Bak bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben kendimden şüphe ederim, senin iyi niyetinden şüphe etmem. Tamam, on numara çocuksun. Ama gel biz bu meseleyi burada bırakalım. Daha ileri götürmeyelim. Konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü sen ne kadar bunu reddetsen de burada bir tarafsın. Ben şimdi burada bir gerilip de böyle seninle kalbini kırmak istemem. Hı? Yani çok anlayabileceğim bir mevzu değil. Zaten bu cevabı benim değil. Sizin ihtiyacınız var. Ya ben sadece hani ilişkinize bir katkım olur mu diye. Anladım. Bizim bir ilişkimiz yok artık. Biz sadece Umut'un annesiyle babasıyız. Bu kadar. Bu da bir ilişki. Yani dedikleri gibi anne ile babanın arasındaki ilişki bir çocuğun üçüncü ebeveynidir. Ki sen daha iyi bilirsin. Hiçbir çocuğu, hele de bir erkek çocuğunu annesini ağlatarak kazanamazsın. İyi günler.